Şimdi arkadaşlar, sizinle yeni bir örnek yapalım. Çalışmamızı bilgisayarımızın masa üstüne kaydedelim. Veri tabanı, uygulama. Sizinle yapacağımız ikinci uygulama. Geçen hafta bir tane uygulama yapmıştık. Şimdi bilgisayarın masa üstüne oluştur diyelim. Veri tabanımızı oluşturalım. Şimdi veri tabanımızda bugün yeni bazı arkadaşlar terimler, uygulamalar öğreneceğiz. Hani bu terimler nelerdir? Mesela alanlarımızla ilgili biçim özelliğinden biraz bahsedeceğiz. Başka arkadaşlar giriş maskesi özelliğinden bahsedeceğiz. Alanların boyutlarından bahsedeceğiz. Alana girecek verilerin boyutlarından. Bunun için arkadaşlar şöyle bir tablo yapacağız şimdi. O tablomuzu size basitçe yapısını gösterelim. Uygulama faaliyeti 2. Şimdi bir müşteri aslında veri tabana kişinin adını soyadını, aldığı malzemeyi, telefon numarası, tarihi, son ödeme tarihi, miktar, birim fiyat, tutarı, ödenen, kalan gibi arkadaşlar çeşitli alanlar belirleyeceğiz. Ve bunlara çeşitli adımlarla her alanın özelliklerini belirleyeceğiz. Mesela önce ne yapacağız? Alanların türlerini belirleyeceğiz. Yani hangi alana ne tür veri girecek? Daha sonra arkadaşlar bilgisayar öyle bir komut vereceğiz ki adı soyadı alana biz yazarken otomatikman mavi renge dönecek mesela. Mavi renkte yazılsın diyeceğiz. Veya adı soyu alanın yazısının bütünü arkadaşlar biz küçük harflerle yazıyor olsak bile caps lock dışında bastığımız zaman nasıl oluyor? Caps lock ışığımız yanmıyor. Bilgisayar otomatik olarak bunları büyük harfe çevirsin diyeceğiz mesela. Şurada aldığı malzeme alanı var görüyorsunuz değil mi ekranda? Aldığı malzeme alanı. Buradakiler veri tabanımızı hazırlarken açılır kutu şeklinde yani combo box şeklinde açılıp biz istediğimiz ürünü seçeceğiz içinden. Onu yapmasını isteyeceğiz. Başka tarih alanına günün tarihi otomatik olarak girmesini isteyeceğiz. Yani bugünse, bugün biz tarihi yazmak zorunda kalmayacağız. Tarih alanı arkadaşlar, verilerimiz bugün tarih olarak otomatik olarak yazılmasını bilgisayar isteyeceğiz ki buraya yazılsın. Başka telefon numaraları biz yazarken bilgisayar otomatik olarak şöyle bir formatta yani parantez içine alacak. Sonra il içindeki ön kod var. Ön kodu ayrı bir şekilde yapacak. Ortanca kod var. Bir de son kod var. Bunları ayrı ayrı bölmelendirecek. Burada giriş maskesi uygulayacağız sizinle. Başka neler var? Mesela birim fiyat tutarı ödenen alanlarına eksi değer girdiğinde lütfen sıfırdan büyük değer giriniz diye ekrana uyarı mesajı çıksın isteyeceğiz. Bunu yapmasını isteyeceğiz. Bakalım bunları yapabilecek miyiz? Evet. Hemen veri tabanımız arkadaşlar buradaki tabloya göre biz tasarlayalım. Tasarım görünümüne geçerek işte ne olsun bu? Müşteri isimli bir tablo olsun. Bu tabloyu arkadaşlar şöyle şu alan özellik sayfasını düzelteyim. Bir müşteri numarası olsun. Müşterinin o. Otomatik soy olsun. Başka adı soyadı alanı olsun. Aldığı evet şimdi bunu yazdık ama burada yazarken arkadaşımız uyardı. Adı soy adi yazabiliriz. Buraya da aldığı malzeme. Yani Türkçe karakter kullanmamaya özen göstermemiz gerekiyor. Telefon. Daha sonra son ödeme tarihi. Daha doğrusu şöyle. Son ödeme tarihini bir sonrakine koyacağız. Çünkü burada normal
ürünün alış tarihi de olacak. Normal tarihi. Evet. Sonra miktar. Sonra dilim fiyat. Daha sonra tutarı. Evet. Şurası tutarı olacak arkadaşlar. Küçük karakter kullanmıyoruz. Ödenenden sonra ne var? Kalan. Şimdi veri türleri tabi hepsi yukarıdaysa ne oldu? Metin veri türü oldu. Adı soyadı kısmı metin, aldığı malzeme kısmı metin olabilir. Telefon kısmı arkadaşlar bir hesap kitap yapmanız için yine metin olarak ben burayı bu şekilde belirledim. Tarih kısmı tarih saat, son ödeme tarihi yine tarih saat veri türü olarak miktar diyor. Burada sayı, çünkü kaç adet aldığımızı belirleyeceğiz. Birim fiyat, burada para birimi, tutarı, para birimi, ödenen, para birimi, kalan, yine para birimi olacak arkadaşlar. Bu şekilde alan veri türlerimizi belirledik. Şimdi arkadaşlar, tabii veri türlerini belirledikten sonra şunu da yapmakta fayda var. Alan boyutları kısmı var. Adı soyadı kısmı var. Bir kişinin adı ve soyadı en uzun ne kadar olabilir? İşte 100 karakter belki olabilir de hani 50-60 karakter olur deriz. Burada 255 karakterlik bir alan boyutu alanı bırakmış. Bu şu anlama geliyor. Siz buraya 10 karakterlik bir isim yazsanız bile, alt soyad bile yazsanız bile hafızanızda, bilgisayarın hafızında 255 byte yer kaplayacak demektir. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Maksimum isim uzunluğu ne kadar olabilecekse o değeri yazmak daha mantıklı. Mesela 60 karakter olsun diyelim. Bu sefer bilgisayarımızın hafızasında 60 byte yer tutacak anlamına gelir. Buraya 60 yazarsanız. Şimdi telefon kısmında telefon numaralarından bir hesap kitap yapmadığımız için kendim ben tercihen metin yapıyorum çünkü üzerinde bazı maskelemeler yapmak daha kolay oluyor. Hesap kitap yapılacaksa kesinlikle sayı olmalı, para birimi olmalı ama hesap kitap yapılmayacaksa biz telefon numaralı çarpma, bölme de çıkarma da pek kullanmayız. Değil mi? Sadece veridir o. Ondan dolayı ben metin olarak tercih ediyorum. Mesela bugün en uzun telefon numarası ne kadar düşünülebilir? 690 ile düşünürsek 13 mi oluyor? Buraya 13 yazdım mesela. Aldığım malzeme 60 karakter olsun yine veya 50 karakter olsun. Başka da ayarlayabileceğimiz bir yer yok arkadaşlar. Bunlar bu şekilde. Burada şöyle bir şey var. Sayı kısmı uzun tam sayı, normal tam sayı var. Normal tam sayı yapabilirsiniz. Daha az yer katlar. Yani diyelim ki 100 adetten fazla ürün satmıyorsunuz aynı üründen bir günde. 100 adetten fazla satmıyorsunuz veya 1000 adetten fazla satmıyorsanız uzun tam sayı yapmanıza gerek yok. Çünkü bir günde 2 milyar, 2 trilyon tane falan ürün satmazsınız herhalde aynı üründen. Yani böyle çok gelişmiş bir işte alışveriş sitesi falan olsanız Amazon gibi. Amazon var mesela Amerika kıtasında ve eBay gibi Avrupa kıtasında. Onlar bile o kadar tutamadı yani. Bir üründen yalnız. Sadece tek bir üründen. Ondan dolayı arkadaşlar normal tam sayı yapmak daha mantıklı. Uzun tam sayı hafızada daha fazla yer kaplayacaktır. Şimdi bu alanlarımızı tanımladıktan sonra arkadaşlar bir kere kaydete basalım ve müşteri isimli tablomuza bu verilerimiz kaydolsun. Veri türlerini belirledikten sonra arkadaşlar diyeceğiz ki adı soyadı alanına bir veri yazdığımızda burası otomatik olarak arkadaşlar mavi renk olsun istiyoruz. İşte bunun için ne yapabiliriz? Öncelikle şuraya bir ad soyad yazalım. Yazdım. Geri kalanları da aldığı malzeme HDD olsun mesela. HDD. Telefon 505 1-2-3-4-5-6-7-8 505 1-2-3-4-5-6-7 olur değil mi? Ondan sonra tarih bir şey yazmıyorum şu anda oraya. Son ödeme tarihi 29. Çünkü buraya bugünün tarihini atmasını isteyeceğiz ileride. Miktar 5, birim fiyat 50. 50 yazdım hemen TL'yi koydum, TL simgesini. Tutarı otomatik hesap olması istiyoruz, bir şey yazmıyoruz. Ödenen kısmı 30 lirasını ödesin.
kalan kısmını otomatik hesaplasın gibi. Şimdi bir tane kayıt ekledim. Tekrar tasarım bölümüne geçerek şunu istiyorum ben. Adı soyadı alanında yazılanları arkadaşlar yazı rengini ben mavi olmasını istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Bu işte arkadaşlar biçim diye bir alanımız var gördüğünüz gibi. Biçim. Bu alanın biçim alan özelliği bakın. Bu alanın alan özellikleri kısmında biçim kısmına şöyle bir şey yazsanız olur. Bakalım yazalım. Şöyle yapalım mavi. Böyle yazdım arkadaşlar. Şimdi tekrar görünüm kısmına geçiyorum. Tablo öncelikle kaydetmelisiniz diyor. Çünkü buraya mavi bir resim ekledik. Evet'e bastım. Şimdi tabii burada bir önceki kayıt olarak girdik. Burada herhangi bir değişiklik olmuyor. Ama bir aşağıya girelim. Burada da olmadı. Şimdi burada arkadaşlar ufak bir eksikliğimiz var. Tahmin ediyorum. Tek başına olmuyor. Başına arkadaşlar bir işaret koymamız gerekiyor. Sadece bu yetmiyor yani. Ünlem işareti. Şimdi bakalım tekrar. Kaydettim. Hemen oradakileri arkadaşlar otomatikman maviye çevirdim. Bu şekilde arkadaşlar bu kısmı yapmış olduk. Şimdi diğer sorumuz neydi bizim? Hatta şuradan bakalım. Hani bunları yazmıştık. Alan adı soyadı yazın rengi mavi olacak. Başka adı soyadı alanın yazısının bütünü büyük harf olmasını istiyorum. Yani ben buraya küçük harflerle bile yazsam otomatikman büyük harfe çevrilmesini istiyorum. Kimisi büyük harf, kimisi küçük harf. Ben mesela yazdım bunu. Ama ben böyle olmasını istemiyorum. Ben küçük harflerle bile yazsam bilgisayar otomatik olarak büyük harfe çevirmesini istiyorum. Bunun için arkadaşlar yine biçim kısmına geliyorsunuz. Buraya büyük bir işareti koyacağız. Büyük bir işareti koyuyoruz. Ve tekrar geçelim. Hepsi büyük harfe çevrildi mi? Sadece ilk, o da var. Ben onun daha sonraki aşamaları yoksam o giriş maskesi özelliğinden yapılıyor. Mesela sadece ilk harfi büyük olsun diye biliyorsunuz. Giriş maskesi özelliğiyle alakalı. Evet. Belki şöyle bir deneme yapabiliriz. Ona buradan değil de tahmin ediyorum şöyleydi. İlk harfi büyük olsun istiyorsanız şunu şöyle yapıyoruz. Giriş maskesi özelliğine kaç harfti arkadaşlar? 60 karakter miydi orası? İlk harf. Sonrası küçük olsun istiyorsanız bakın. İlk harfi büyük olacak. Daha sonra tekrar küçüğe çevirecek. L harfi arkadaşlar şu demek giriş maskesinde yazı, rakam, işaret, her türlü arkadaşlar karakteri kullanabilirsiniz anlamında giriş maskesinde. Şimdi kaç tane olacak burası? 2, 5, 6, 5 tane etti şurası da bir şöyle yapalım. 60'tı burası çünkü. Ondan kaç tane olacak şimdi? 2, 3, 6 tane olacak arkadaşlar. 5 kere 6, 30. 6, 30, 12 tane olacak. 12 tane, evet. Yani şöyle yapalım. Askeri yaptım da. Şimdi arkadaşlar tekrar dönelim. Burayı düzeltti mi? Bakın. Şimdi şöyle. Oraya bir kez tıklıyoruz. Da düzeltiyor. Sonra tekrar yazalım. Küçük harf. Tamam. Evet. L değil de biz onu şöyle giriş maskesi özelliklerini arkadaşlar tablomuzda giriş maskesi özelliklerine bir bakalım. Biz burada giriş maskesi özelliği olarak L harfini kullandık ama
Ne kadar L kullanırsanız o kadar harf girme zorunluluğu oluşuyor. Onun için tasarım bölümüne geçip L yerine bilgi girişi zorunlu olmayan yine karakter girme ile ilgili soru işareti var. Biz bunu kullanırsak böyle bir sorunla karşılaşmayacağız. Askere girdim. Evet, evet'e bastım. Şimdi silelim bakalım. Tekrar yazalım. Gördüğünüz gibi ben yazıyorum. Küçük harfle yazdım ben aslında tamamen. O kendiliğinden küçük harfle bassam büyük harf olarak gösteriyor. Yani ben nasıl yazarsam yazayım fark etmiyor. Mesela buraya bir yere yazalım. Mesela küçük, şu anda caps lock ışığım kapalı. Gördüğünüz gibi soyadını da soyadı için ayrı bir alan açmak gerekiyor eğer yapmak istiyorsak. Yoksa olmaz. Çünkü herkesin isim uzunluğu farklıdır. O zaman ayrı bir sütunda göstermemiz gerekiyor. Ayrı bir alanda göstermemiz gerekiyor. Yani biz şimdi adı soyadıya tek bir alan yaptığımız için onu tutturmamız biraz zor. Yani tutturamayız daha doğrusu. Evet. Şimdi burada arkadaşlar bunu yaptık. Bunu tabii giriş maskesiyle yaptık. Normalde burada sadece şurada göstermekti amacımız ama biçim kısmında bunu tabii buradaki gibi düzenleyemiyorsunuz sizin dediğiniz gibi. Bunu giriş maskesiyle yapabiliyoruz. Giriş maskesi konusunda aslında bir hafta, bir sonraki haftasının konusuydu ama şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bir sonraki arkadaşlar evet, aldığım malzeme alanı seçenekleri asıl menü ile belirlemek. Şimdi biz aldığı malzemeyi hep elimizde yazıyoruz ama buraya tıkladığımız zaman şöyle bir düğme çıkmasını istiyoruz köşede, combo box olarak. Ve burada açılır menü, yani veri tabanımızda hazır bilgisayar parçası olmasını istiyoruz. Bunun için aldığım malzeme kısmına gelip buradan düğmeye tıklayıp, arama sihirbazına tıkladıktan sonra istediğim değerleri ben yazacağım seçeneğini seçerek ileriye tıklıyoruz. Ve buraya arkadaşlar işte HDD, SSD, RAM, PSU, Notebook, Ultrabook, değil mi? Ondan sonra tablet, ondan sonra akıllı telefon, tablet gibi. Yani daha da arttırabilirsiniz. Ben bu kadar yaptım. İleri tablet arkadaşlar, telefonla tabletin birleşimi. Evet. Evet, burada arama alanı etiketinde olmasını isterseniz yine aldığım malzeme şeklinde kalmasını istiyorsunuz. Sonra tıkladım ve görünüm kısmına geçiyorum. Evet'e bastım. Bundan sonra arkadaşlar buraya tıkladığımda burada gördüğünüz gibi ürünler kendisi çıkacak. Bu şekilde arkadaşlar ürünlerimiz listelenecek. Bir sonraki arkadaşlar süremiz biraz kısıtlı. Onun için biraz hemen bir sonraki kısma geçiyorum. Tarih alanında günün tarihi, yani bugünün tarihi otomatik olmasını istiyoruz. Burada tabii bugünün tarihi geçen senelerden kalma olduğu için notlarımız. Yani şuraya geldiğimde ben elimle tarih girmeyeceğim de otomatik olarak bilgisayar bugün tarihini oraya atsın istiyorum. Yeni kayıt girerken bir üsttekilere değil. Bunun için arkadaşlar tarih alanına tıklıyorum ve bunun için bir deyimimiz var. Bunu arkadaşlar buraya yazacağız. Bunu geçerlik metnine mi yazacağız bakalım onu geçerlik metni ve geçerlik kuralı. Varsayılan değere yazacağız arkadaşlar. Şöyle. İngilizce. Bu ne demek? Enes. İngilizce bu ne demek? Şimdi evet. Şimdi dedik. Başına şöyle bir eşittir koysak daha doğru olacak. Ve şimdi tekrar arkadaşlar kaydedip buraya geçiyorum. Bakın buralara herhangi bir şey eklemedim ama yeni kayıt ekleyeceğimiz zaman işte Mehmet yazdık. Buraya geldik. İşte bir şey yazmadık. Buraya geldim. Hemen ne attı? Bugünün tarihini attı. Yani burası niye böyle bu şekilde görünüyor? Aslında sığmadığı için arkadaşlar. Çünkü tarih ve sadece saat sadece
Evet. Saat bilgisini de buraya ekledik. Ben şimdi now dedim ya, sadece tarih olmasını istiyorsak ne yapacağız? Şöyle date desek olur mu ki acaba? Bakın burada zaten öneriler çıkıyor. Şu anda sadece tarihe döndü. Bakın buraya da sadece tarihe döndürebiliriz. Gördüğünüz gibi. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendiliğinde tarihe dönüyor. Şimdi diğer bir başlığımız neydi? Telefon numaraları şöyle bir formatta görünsün şu şekilde ve giriş zorunlu olsun diyor. Yani buraya mutlaka telefon numarası girsin. Kişinin iletişim numarasının girilmesini istiyoruz. O zaman yine tekrar bu kısma geçiyoruz. Telefon kısmına tıklıyorum. Telefon kısmında telefon numaralarının arkadaşlar nasıl görmesini istiyorsam bu giriş zorunlu olsun istiyorsak 00 00 00 00 00. Evet. Şimdi bunları bu şekilde yazdım. Arkadaşlar tabii ki şu an giriş maskesiyle uygun bir veri yazdım buraya. Ama bizim için tabii giriş maskesini bilgisayar uygulayacak. Çocuktan çıktığımız anda. Çıktım. Hemen testlash ve tırnak işaretleri kullandı gördüğünüz gibi. Onlar eklendi ekstradan. Testlash'ın önünde görünen işaret arkadaşlar aynen gösterilir. Başka? Bir de tırnak içinde olanların içindeki işaret ve karakter de aynen olduğu gibi gösterdi ekranda. Yine bakın testlash'ın önünde ne var burada? Boşluk karakteri var. Testlash'ın önündeki boşluk karakteri aynen gösterecektir. Yine buradaki testlash'ın önündeki boşluk karakteri aynen gösterecektir. Şimdi görünüm moduna geçtiğinizde ne demek istedim? Daha iyi anlayacaksınız. Görünüm moduna geçiyorum. Gördüğünüz gibi telefon numarası nasıl oldu? Evet. Parantezi ve boşlukları kendi ekledi. Ben bundan sonra bir telefon numarası yazacağım zaman ben klavyeden sadece tuşlara basıyorum. Bakın. Parantezi ve boşlukları kesinlikle ben koymuyorum. Bilgisayar benim için hemen düzenleme yapıyor. Tamam mı arkadaşlar? Hatta isterseniz şöyle yapalım. Şuraya bir numara yazayım. Kaç numara etti bu? 3 9 3 7 Şurayı silelim. Şurayı silelim. Bakın bunu buradan buraya kopyalayalım. Gördünüz mü? Tıkladığınız zaman ne yapıyor? Evet. Buraya arkadaşlar giriş maskesi uygulamış olduk. Giriş maskeleri bizim verilerimizi belli düzenlerde göstermeye, düzenlemeye yarar arkadaşlar. Başka neyimiz kaldı? Evet, birim miktar, birim fiyat, tutarı, ödeme alanlarına eksi değer girildiği zaman lütfen sıfırdan büyük bir değer giriniz diye bir uyarı çıkmasını istiyoruz. Onu nasıl yapacağız? Lütfen sıfırdan. Evet. Bunun için arkadaşlar şöyle yapalım. Tasarım bölümüne geçelim. Şimdi miktar kısmı. Değil mi? Miktar kısmı da dahil miydi? Evet. Miktar kısmı da dahil. Mesela buraya negatif bir değer girildiğinde arkadaşlar lütfen sıfırdan büyük bir değer yönetecek. Şimdi arkadaşlar hemen yapalım. Geçerlilik kuralı kısmı var burada. Bunun için arkadaşlar eşittir, büyüktür, sıfır yazdım. Geçerlilik metni olarak da söz dizimi geçersiz dedi. Nesi geçersiz? Şu arkadaşlar şöyle. Eşittir'i öne alamıyoruz ondan dolayı. Şimdi burada şunu yazacağız. Lütfen sıfırdan büyük bir değer giriniz. Evet. Ünlem işareti yapalım şöyle. Şimdi arkadaşlar bunu buraya yazdım. Aynılarını diğerlerine de yapabiliriz. Şimdi miktar kısmı için bunun uygulamasını yapalım. Veri tutarlılığı kuralları değişebilir diyor. Var olan veriler yeni kurala göre geçerli olmayabilir. Yani daha önce dediğimiz veriler vardı.
bu kurala uymayabilir diyor. Bunu önerim yeni kurala göre sizin olması istiyor musunuz diyor. Arkadaşlar biz aslında bir yere girmedik ama oralara. Biz gene de hayır diyelim. Evet derseniz bazen hani bir tanesine girmişiz. Sıkıntı yok ama hani eksi olsaydı olacaktı. Diyelim ki şuraya eksi 5 girelim. Ve kutudan çıktığına çağrısına ne diyor? Lütfen sıfırda büyük bir değer veriniz diyor. Evet, başka da bir şey kalmadı arkadaşlar. Bunu bir